Değerli izleyiciler, Barış Biner'le Sesli Köşe'de şimdi de Tele1.com.tr'nin Ekrem İmamoğlu ölümle tehdit edildi. Emniyetin kılı kıpırdamıyor isimli haberi sizlere aktarıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu senin kanını akıtır, sana içiririm. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın. Yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm. İfadeleri içeren, e-postayla tehdit eden TG hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Emniyet birimlerine de şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadığı da bildirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine 27 Mart tarihinde lütfen oku yoksa başına çok büyük felaket gelecek başlıklı bir ileti geldi. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm. Sözcüden Özlem Güvenli'nin haberine göre tehditlerle dolu e-postada şu ifadeler yer aldı. Bak İmamoğlu, Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır, sana içiririm. Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum. İstediği şekilde şikayetçi olma vesaire hakkın var. Senin kanını akıtır, sana içirir. Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini üzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm. Ekrem İmamoğlu'nun avukatları e-postaya atan TG hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 28 Mart'ta suç duyurusunda bulundu. Emniyet birimlerine de bildirerek şikayetçi olundu. Ankara'da ikamet ettiği ortaya çıktı. Avukatlar şüphelinin Ankara'da ikamet ettiğini, adresinde bulunamadığının kendilerine söylendiğini belirterek şikayetin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen henüz bir işlem yapılmadığını söyledi. Suç duyurusunda TG'nin e-postada yazdığı ifadelerle Ekrem İmamoğlu'nun can güvenliğini tehdit ettiğine vurgulanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın canına zarar gelmemesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını istendi. Seni öldüreceğim ifadesinin Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 2014 ve 2019 tarihli iki kararında tartışmasız şekilde tehdit olarak kabul edildiği ve bu suçun elektronik iletişim araçlarıyla da işlenebileceğinin açıkça belirtildiğini vurgulandı. Çarpıcı, vahşi ve tasarlanmış. Dilekçede şüphelinin tehditkar ifadelerinin çarpıcı, vahşi, tasarlanmış ve üzerinde uzun süre düşünülmüş bir şekilde dile getirmesinin soğukkanlılığının, kin ve düşmanlığının nedenle büyük olduğunu ortaya koyduğu kaydedildi. Bu durumun da tehdidin ağırlığını objektif olarak artırdığı ve müvekkilinin güvenliğini daha büyük bir tehlikeye soktuğu belirtildi. Arka planı araştırılsın. Suç duyurusunda bu tehditkar ifadelerin arka planının araştırılması gerektiğinin de altı çizilerek şöyle denildi. Bu denli soğukkanlı biçimde müvekkil için tasarladığı oyunu anlatan şüphelinin bu tehditlerini gerçekleştirmek için plan yapmış veya planını gerçekleştirmek için girişimlerde bulunmuş olma ihtimali oldukça yüksektir. Geçen yılda tehdit etmiş. Şüpheli TG'nin 14 Nisan 2019'da da tehdit içerikli başka bir e-posta daha attığı ortaya çıktı. TG'nin attığı e-postadaki ifadeler şöyle. Bana bak Fethullahçı terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Ekrem İmamoğlu denen zat. CHP'den hiçbir şekilde demalanamayacaksınız. Defolup girin. Kendi partinizi kurup oradan aday olun. Ne İstanbul'u ne CHP'yi senin gibi FETÖ'cülere bırakacağımı zannediyorsan hayatın hatasını yapıyorsun. Senin gibilerin ne mal olduğu ortaya çıkana kadar seni hayatından bezdirene kadar seninle uğraşırım. Defol git lan partiden. Evet. Değerli izleyiciler, açık açık tehdit ifadelerini görüyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun e-postasına ya da İBB'nin e-postasına düşmüş olsa gerek. Barış Biner Haber'de Sesli Köşe'de Tele1.com.tr'nin Ekrem İmamoğlu ölümle tehdit edildi. Emniyetin kılı kıpırdamıyor isimli haberi sizlerle paylaştık. Eğer bu ülkede hukuk ve adalet varsa ki olduğu iddia ediliyor. Büyük bir devletin hukuktan sapmamış olması gerekiyor elbette. Adil bir biçimde uygulanması gerekiyor. Bir siyasetçi ölüm tehdidi alıyorsa bunun gereğinin yapılması gerekiyor. Eğer yapılmıyorsa bu sadece bu devletin değil
Bu iktidara oy verenlerin de aynı zamanda dolaylı bir ayıbı anlamına geliyor. Gerekli tedbirlerin alınması ve insanların parti, kişi, dil, din, ırk ve mevki olarak ayrım yapılmaksızın bu ülkede korunması ve gözetim altında tutulması, hele ki tehditkar tavırlara uğrayan siyasetçilerin de emniyetten gerekli olumlu desteği alması gerekiyor. Önce Türkiye, önce adalet, önce demokrasi. Değerli izleyenler, bir başka yayında, bir başka Barış Bilal Haber yayınında buluşmak üzere. Eğer bu yayınları beğeniyorsanız destek olmak için abone ol tuşunu tıklamayı unutmayınız ki algoritmalar da daha yukarılara doğru çıkalım. Evet, daha adil, daha adaletli, daha vicdanlı ve daha demokratik bir Türkiye için amatör haberciliğin gerektirdiği dili bozmadan haberleri paylaşmaya devam edeceğim etik kurallarımız içerisinde. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Barış Biner'den hepinize esen kalın, hoşça kalın.